Burada mı duralım? Hangisi? Abi bu. Burası bir aile. Evet. Büyüğünüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Tokatlılar. Teşekkür ederiz. Merhaba. Önce Ali Bey ben vereyim. Ali Bey gel kardeşim. Sana evet. Teşekkür ederim. Bünyemize hoş geldiniz. Şey bunlar. Evet al bakayım sen de bunu. Evet buyurun. Çiçek vermedik elimizden öne doğru gelebilsinler. Hanımefendi arkadaşlar da gelsin. Biz geliyoruz ama sen uçanda dursun. Var mı? Neredeyiz? Şehit annemiz nerede? Tekerlekli sandalye getiriyorlar. Hadi usta tekerlekli sandalye getiriyorlar. Çiçek vermediğimiz. Evet çiçek vermediğimiz gel. Gel gel bu güzellik var burada. Gel kız kardeşim. Öyle mi? Komutanım beni var. Şöyle bir çiçek vermek istiyorum. Alev. Gidecek. Sen daha geliyor musun? Gel. Ben tutayım. Sevda'cığım gel kızım. Kızı adına hem anneye hem de kızımıza hoş geldiniz diyorum. Sevda'cığım. Allah Allah. Bir şehit ailemizin kız kardeşi var. Öyle mi? Nasıl geçti yolculuk? Çok teşekkür ederiz. Çok güzel karşılandık. Ne demek? Şehrimize geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok büyük memnuniyet duydum. Şehrimizde. İnşallah. Tabii ki geliriz. Ne demek? Selamünaleyküm. Geliyorum. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Ay yavrum. Ay çok güzel. Nasılsın ya? Başkanım buraları çok sevdi, çok güzellerdi. Evet ya. Şimdi kızın artık Eda'nın. Eda'nın güzel. Nasılsın? Nasıl geçtin? Aynen çok güzel. Beğendin. Eline kolunu sağlık, çok duranmış. Ay Allah razı olsun. Ne demek elimizden ne geliyorsa. Hoş geldiniz şehrimize, bünyemize. Umarım memnuniyetle dönersiniz buradan da. İnşallah. Tokatlısı. Okuyor musun? Evet. Okuyorum biraz. Okuyorum yok zaten. Okuyorum. Hatıra oldu. Anasına böyle tutayım da. Hadi anne. Süper. İsmim Ali Araz, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanıyım. Aynı zamanda Engelliler Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanıyım. Bu program bizim Kadın Kolları grubumuz da var. Kadın Kolları grubumuzla birlikte oturduk, istişare yaptık. Bu pandemi sürecinde biz biliyorsunuz sağlam insanlarımızın etkilendiği kadar engelli ailelerimize daha çok etkilendi. Nasıl dedik böyle özel anneleri bir araya getirebiliriz de bunlara bir sosyal aktivite yapabiliriz diye düşündük. Araştırma yaptık. Tokat'a en yakın nere var, nerede böyle bir ağırlama olur. Dediler ki işte Büyükşehir Belediyesi'ne ait ordunun Çınar Suyu tesisleri var. Araştırdık, hakikaten de güzel bir yer olduğunu düşündük. Bu süreç zarfında Tokat Belediye Başkanımız Sayın Avukat Eyüberoğlu'yla bu konuyu paylaştım. O da sağ olsun buranın belediye başkan yardımcılarıyla, belediye başkanlarıyla falan görüşme sağlandı. Öyle aklımıza geldi. Biz de yeri falan ayarladıktan sonra özel annelerimizi ve engelli kızlarımızı, ailelerimizi bir günlük de olsa burada motive etmek için onları en azından kendilerini daha deşarj olarak gezi düzenleyecektik. Sağ olsunlar bugün bizi de burada çok güzel karşıladılar. Biz çok memnun olduk. Allah razı olsun. Kadın Kolları Başkanımızdan, Belediye Başkan Yardımcımızdan, yine meslektaşım Aslan abim, Ünye Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şube Başkanımdan. Herkesten Allah razı olsun. Biz çok mutlu olduk, huzurlu olduk. İnşallah bunun devamı gelir diye düşünüyoruz. Biz de sizleri Tokat'ta en güzel şekilde ağırlamaya her zaman hazırız diyoruz. Ünye'de yıllarca birçok engelli derneklerini ve engelli camialarını ağırlamıştık. Bafra engellilerini ağırladık. 1,5 otobüs. 3 otobüs Samsun Derneği'ni ağırladık. Burada Samsun engellilerini ağırladık. Hemen hemen 1-2 otobüs Ordu Derneği'ni ağırladık. Ama ilk defa Tokat Derneği'ni ve Tokatlı engellileri ağırlamak nasip oldu. Bundan dolayı da katkılarından dolayı da Büyükşehir Belediye'mize Neşe Hanım'a
bütün dostlarımıza, Adem Bey'e teşekkür ediyorum. Yani engelli kardeşlerimizin bir nebze de olsa şu pandemiden sonraki dönemde moral ve motivasyon açısından hayata daha güzel hazırlanmak, daha güzel bakabilmek adına ünyemizde ağırlamaktan, onları böyle bir güzellikle buluşturmaktan çok mutlu olduk, memnun olduk. Ben teşekkür ediyorum Ali Başkan'ın nezdinde diğer bütün engelli kardeşlerime. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bizler için çok memnuniyet verici böyle ağırlamak. Sağ olun. Yani sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Her zaman sizin yanınızdayız, desteğiz. Biraz önce arkadaşları da gezdim, ekibi de. Sevda ile tanıştım. Özel bir çocuk. Tekrar söylemek istiyorum. Engellerin ben zihinlerde olduğunu düşünüyorum. Bedensel engellerin önemli olmadığını düşünüyorum. Her şeyin aşılabileceğinin bir kanıtıdır Sevda. O yüzden bize de bu programda, 2 günlük programda destek veren kıymetli büyüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e yarın da 2 günlük bir program hazırladık dedim. Yarınki program içinde Ünye Belediye Başkanım Sayın Hüseyin Tavlu Bey'e, ilçe başkanım Kenan Selim Argan Bey'e de buradan teşekkür ediyorum.